Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Halk TV ekranlarına ve merceğe hoş geldiniz. Ümit Sileli ve ben her zaman her hafta olduğu gibi stüdyo konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam hem iç siyaseti hem dış siyaseti, dış politikayı konuşacağız. Ümit Sileli bir açılış alalım. Ondan sonra ben konularımız uzun çünkü hepsini teker teker aktaracağım konuklarımızla takdim ederim. Ben tabii ki her zamanki gibi bu ülkenin aydınlık, yurtsever insanlarından yürek dolusu sevgiler gönderiyorum. Bence bugün gerçekten çok dolu. Evet. Bizde gündem maalesef saatten saate, hatta dakikadan dakikaya bile değiştiği için biz hazırlıyoruz, sonra eskidi diye onları bir kenara koyup yenilerini falan koyuyoruz üstte. Evet, konuklarımızı. Hakikaten latife değil, tam akışı hazırlarken yepyeni gelişmeler oluyor ve akışımız da bizim değişiyor. Bugün efendim hararetli bir program sizleri bekliyor. Ama ben önce stüdyo konuklarımızı takdim edeyim. Sonra da konularımızı hangi boyutta ele alacağız onları sizlere teker teker aktarayım. Profesör Doktor Mithat Baydur bizlerle birlikte ve avukat Salim Şen. Efendim biri uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı, diğeri ise hukukçu. Ne konuşacağız diye şöyle bir konuları toparlarken bir baktık ki tam da konunun yani uzmanları bu akşam gümbür gümbür bize açıklamalar yapacaklar. Sevgili izleyiciler, neyi konuşacağız? Bugün hem Fırat'ın doğusunu, Suriye'de neler oluyor? Bugün aynı zamanda AB Birliği toplantısı. Şu anda da sürüyor. Bulgaristan'da, Varna'da neler oluyor onları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olma sebeplerini şöyle bir maddeler halinde sıralayacağız. O maddelerle ilgili ne olabilir? Ümit Sileli'nin de bu akşam onunla ilgili söyleyecekleri var. Ve tabii geçen haftadan beri medya dünyasını sarsan hadise Doğan Medya'nın satışı gündemde. Bugün de yeni gelişmeler var. Gruptan birer birer istifalar başladı. Onları sizlerle paylaşacağız. İçeriden başlayalım isterseniz bu akşam. Doğan Medya'nın satışıyla başlayalım. Sevgili Ümit Sileli, dün hayli detaylı olarak yine bu ekranlarda hem yazdınız hem de bu konuştunuz. Onunla başlayalım. Şimdi ben tabii Doğan Medya'da çalışmış bir kişi olarak iç yapıyı da biraz biliyorum. Hem Milliyet'te çalıştım çok önceleri, hem de Kanal D'de de haber müdürlüğü yapmıştım. O yüzden iç yapıyı az çok biliyorum, insanları da tanıyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Hadi o yazımın sonuyla başlayayım şeye. Aydın Doğan en kötü zamanda, en kötü şartlarda en büyük ihanet yapmıştır. Kusura bakmasın kimse, ben böyle görüyorum olayı. Diyeceksin ya dayanamıyorum artık diyerek genel yayın yönetmenlerine bırakmış. Ama işte o meşhur hikayede olduğu gibi sarı öküzü verdiğin an artık onun arkası gümbür gümbür gelir. Ne yaparsan yap yaranamaz. O süreci 2007'den bugüne özellikle baktığımız zaman o süreçte yani, Emin Çölaşan'ın kovulmasıyla başlayan süreçte neler yapmadı ki şey, ha şunu da teslim edelim. Al diye anahtar teslim başkaları gibi alo Fatihler falan olmadı orada. Ama çok zor zamanlar da geçirdiler. Yani petrol ofisi nedeniyle 6 milyara varan yok böyle tarihinde. Hatta böyle bir şey yok. Ceza neyse o cezayı sanıyorum 1 milyar liraya yakın bir şeyle kurtardılar. Ve bence son derece haksızdı. Ben öyle bir yurttaş gözüyle bakarak. Yani sırf sindirmeye yönelik bir şeydi bence. Genel yayın yönetmenini emekli ayırdı, olmadı. Bekir Coşkun gitti, olmadı. Yılmaz Özdil gitti, olmadı. Uğur Dündar'ı gönderdi, olmadı. Ve hep üstüne gelindi. Hep Mehmet üstüne... Yılmaz'a. En son Mehmet Yılmaz'a sen artık biraz spor ve aşk yazıları yaz diye onu... İlavelerde yaz diye değil mi? Pazar ilave tabii spor. Tabii daha Cüneyt Ülsever'i gönderdiler. Özdemir İnce'yi gönderdiler. Efendim Tufan Türenç'e yazı yazmaktan elini çektirdiler. Ama olmadı. Yandaşları doldurmaya başladılar bu sefer. Yandaşlarda bile bu daha az yani olmadı. Bunu gönderelim daha yanlış alalım falan gibi esprilere bile konu olan şeyler gene olmadı. En son şu söyleniyordu. Bütünüyle satacaksın kardeşim. Bir de bu 28 Şubat'la ilgili artık bence bir kara komedi haline gelen ki sevgili Salim Şen bunu benden çok daha iyi bilir şeyden dolayı. Artık bir komediye, kara komediye döndü bana kalırsa. Oradan da bir sıkıştırma işte. Hani içeri girersin lafları falan da dolaşmaya başlamış benim duyduğum kadarıyla. Yani sonuçta bağırta bağırta sattırdılar diyorum. Ben böyle bakıyorum olaya.
Ama bakalım konuklarımız ne diyor? Ben böyle bir toparlama yaptım hemen. Tabii sattırdı derken olayın satış kısmı ayrı bir boyut. Bu tüm bu ilişkiler ayrı var. Bir boyut. Şimdi şu var tabii, onu da söylemek istiyorum. Satılan yerinde kimliği çok önemli. Hı hı. Şimdi bakın 2011'de yani 7 sene önce Aydın'dan elindeki Milliyet Gazetesi'yle Vatan Gazetesi'ne bu şimdiki kişiye yani Erdoğan Demirören'e bir ortağıyla beraber, ortak da Karacan, Ali Karacan. İkisine toplam 74 milyon liraya satmıştı. Şimdi o 74 milyon lirayı bile bulamayıp ortak alanlar bugün 1.2 milyar dolar. Yani bu ne yapar? 5 ile çarpsan 6 milyar. 6 milyar lirayı tık verecek ya alacak. Tabii insanlar istemez soruyorlar ya ne oldu 7 yılda piyango mu çıktı? Piyangoda o kadar para veriyor mu onu da bilmiyorum. Nereden bu soru? O zaman akla başka şeyler de gelmiyor. Arkada başka birileri mi var? Konsorsiyum mu var? Gene Ziraat Bankası devrildi. Havuz mu var? Havuz mu var? Biz yaşamadığımız şeylerde olmadığı için böyle bir şaibe de söz konusu. Sonra Rekabet Kurulu diye bir bizde kurul var bildiğim kadarıyla. Hala evet. Var değil mi? Tabii tabii. Onu anlatırım. Evet buyurun. Onu Salim Bey'e soralım ama sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi Erdoğan grubunun vizyonuna bakınca bu medyadaki ilk maceraları değil yani Milliyet ve Vatan'a bakınca şöyle bir ileriye projeksiyon tutunca nasıl görüyorsun? Ben aynen bugünün Milliyet ve Vatan'ını görüyorum. Yani alındığı andaki Vatan'ın ve Milliyet'in nereye geldiğini görünce Hürriyet'in nereye gideceğini tahmin etmek çok zor değil bence. Böylelikle. Zaten onu da söyleyelim. İstifalar başladı hemen ardından. Evet evet. Bu arada ilk etapta 150 kişinin işte son verilecek bir sonra bilmem neyim şöyle şeyler çıkmaya başladı. Cuma gününe kadar yaklaşık 150 kişinin işine son verileceğine dair duyumlar var. Bugün de iki yazarın istifa açıklaması vardı. Önce Melis Alpan'ın istifa açıklaması geldi. Hemen ardından da akşam saatlerinde Cansu Çamlıbel gruptan ayrıldığını ifade etti. Şimdi Salim Bey hemen size döneceğim. Sonra da hocama döneceğim. Rekabet kurulu hala var mı dedi Ümit Zileli. Yani hükümete bağlı bir neredeyse bağlı bir kurum olarak var. Tabii ki var. Ya bu bir tekelcilik gerçeğini de galiba ortaya koyuyor. Rekabet kuruluna göre evet ne iş yapar? Önce oradan başlayalım. Rekabet kurumu kağıt üzerindeki tanımıyla serbest piyasadaki rekabeti ortadan kaldıracak derecede işte kartelleşmeyi, tekelleşmeyi engellemeye yönelik faaliyetler yapar. Piyasayı bu anlamda denetler, gözetler ve dediğim gibi piyasanın tekelleşmeden tüketicilerin, insanların yani vatandaşların haklarının bir anlamda aslında korunmasını sağlamaya çok çalışır. Çok güzel, kulağa çok hoş geliyor. Evet, şey, kağıt üzerinde böyledir ama malum Türkiye bir süredir işte bütün demokrasiden uzaklaştıkça bu tarz üst kuruluşların yönetim tekeline de bir hızla girmiştir. Yani işte YÖK'tü, RÜTÜK'tü, BDDK'ydı, işte rekabet kurumuydu vesaire. Aslında bunlar bir anlamda demokrasinin ya da demokratik hayatın üzerindeki anayasal vesayet organlarıdır. Şimdi şuna da eyvallah. Yani eğer demin söylediğim kuruluş amacı doğrultusunda faaliyet gösterecekse o salt kanunda kaynaklanan görevlerini tarafsız, objektif, gerçekten bir hakla yerine getirecekse faydalı hizmetler de yapar, faydalıdır da. Şimdi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu bu husustaki elimizdeki metin bu. Şimdi bunun 7. maddesi şöyle bir düzenleme içeriyor. Diyor ki bir veya birden fazla teşebbüsü hakim durum yaratmaya yani piyasada hakim durum yaratmaya veya var olan hakim durumunu güçlendirmeye yönelik hizmet ve mal piyasalarındaki rekabeti ortadan kaldırma sonucu doğuracak şekilde işte bu şirketlerin birleşmeleri, satılmaları, oluşumları veya hisse devri şeklinde bir araya gelmeleri ya da el değiştirmeleri hukuka aykırıdır ve yasaktır diyor.
Şimdi bu çerçevede yani çok açık tanım. Çok açık tanım. Demek ki piyasada tekelleşme yaratacak, hakim durum oluşturacak pozisyonu önlemektir amaç. Niye? İşte herkesin ama ticari ama medya örneğinde bilgi alma haklarının korunması açısından. Şimdi bunun içinde yine aynı kanun rekabet kurumuna bir görev yüklüyor. Diyor ki bu tarz işlemleri inceleyeceksin. Ki kendi çıkarttığı tebliğe göre de az evvel söylediğim tanıma giren tüm işlemler rekabet kurumunun iznine tabidir. Önceden izin alacaksınız. O inceleyecek ve izin alacaksınız. Peki burada bir şey burada bir şey sorayım o zaman çok tam yeri geldiği için. Rekabet kurumu bir açıklama yaptı. Çünkü soruyorlar rekabet kurumu ne yapacaklar. Dur önce böyle bir olsun da bakalım ondan sonra bakacağız. İnceliyoruz gibi bir şey söylüyor. Bugün i̇nceliyoruz yaptı demedi. Açıklamayı. Şimdi, daha önümüze gelmedi daha bir önümüze açıklama yaptı. Gelsin bakalım bir ne olduğunu anlayalım şimdi, bakacağız. Şimdi bakın biraz önce bir şey söyledim. İzne tabidir. Hı. Yani bu birleşme ya da bu hisse devri yapılmadan, bu satış yapılmadan önce rekabet kurumundan izin alınmış mıdır? Bir izin başvurusunda bulunulmuş mu? Bu başvuru üzerine rekabet kurumu izin vermiş mi? Ya da ne tür bir işlem uygulamış? Ama bak işlemler şu ana var olan sonuçları açısından bir aydınlatıcı bilgi de vermemiş. Yani evet. Biz en azından şu an itibariyle bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Evet. Şimdi niye önemli? Çünkü öyle bir olguyla karşı karşıyayız ki aşağı yukarı Türkiye'nin yazılı ve görsel medyasının %60-70'ine denk gelen bir oluşumla karşı karşıyayız. Şimdi bu tam az evvel söylediğim gibi doğrudan eğer belirli ellerin eline geçip orada yoğunlaşırsa doğrudan tekelleşmeye getirir. Tabii. Şimdi hükümete yakın olduğu bilinen işte az evvel Sayın Zilel'in de söylediği gibi bir gruba satışı halinde işte onun elindeki diğer medya organlarını da düşündüğünüzde ve hükümete iltisaklı bir yapıya dönüştüğünde hükümetin yani yürütmenin, idarenin kontrol edeceği, ettiği yine görsel ve yazılı medya %90'a ulaşacak. Evet. Bu çok vahimdir. Dolayısıyla bu satışı yani bu medyanın grup halinde satışını biz efendim iki tane şirketin herhangi bir iki enerji şirketinin ya da herhangi iki bir ticari şirketin büyük ya da küçük birleşmesi şeklinde de algılayamayız. Bu da bizi eksik sonuca götürür. Niçin? Çünkü demokrasilerde, gelişmiş demokrasilerde, hukuk devletlerinde medyanın taşıdığı farklı kamu görevleri var. Bizim klasik anlamda herkesin de bildiği üç tane önemli demokrasilerde kuvvet var biliyorsunuz. Yani yürütme, yasama, yargı. Bu yetmez dördüncü kuvvet artık bütün dünyada kabul görmüştür ki medyadır. Tarafsız ve bağımsız medyadır. Çünkü medya üzerinden kamuoyu iki şekilde işlev görür. İki şekilde bundan faydalanır. Bir tanesi medya üzerinden kamuoyunun anayasal bir hakkı olan bilgi alma hakkıdır. Evet. Şimdi ben bu memlekette olup biten her şeyden bilgi almaya istiyorum. Haberdar olmak istiyorum. İşte medyanın yürüttüğü, bağımsız ve tarafsız medyanın yürüttüğü esas demokratik görev bu haber verme ve haber alma hakkının içinin doldurulmasıdır. Ki bu hakkın yerine getirilmesi için anayasal olarak bunun tam anlamıyla yaşatılması için medyanın mutlak surette bir bağımsız, iki tarafsız olması gerekir. Her türlü iltisaktan, irtibattan, farklı düşüncelerden uzaklaşıp hiçbir cebir ve baskı altında olmadan sadece gazetecilik ahlakıyla, sadece habercilik namusuyla dürüst ve doğru haberi veren bir medya oluşmuş olması lazım. Ki anayasal olarak bu görev yerine gelsin, bizler de bu hakkımızı yerinde kullanalım. Onun için hep diyoruz ki biz hukukçular, özellikle her zeminde bunu savunuyorum, yazdığı yazılardan, verdiği haberlerden, görüşlerinden, kanaatlerinden, yorumlarından dolayı şiddete çağrıda bulunmadığı, nefret suçu işlemediği sürece hiçbir gazetecinin, hiçbir yayıncının ceza soruşturmalarına ya da yargılamalarına konu edilmemesi gerekir. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi belki biraz sonra evet, detayına da gireriz. Gazetecilerle ilgili verdiği son kararında
buna çok açık bir şekilde değindi. Yani hatta şunu bile söyledi. Yürütmenin, yani idarenin, devleti idare edenlerin ulusal çıkar tanımlarının bile gazeteciler ya da bütün kişiler açısından bağlayıcı olmayacağını, buna aykırı her türlü düşünce açıklamasının dahi düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu söylüyor. Basın, medya bu kadar önemli. İkinci görevine, birincisi dediğim gibi haber alma, ikincisi bir o kadar çok önemlidir. O da iktidarı meşru ve hukuksal bu kanallarla denetlemek, yerinde sınırlandırmaktır. Yani üzerinde bir güç oluşturmaktır. Çünkü kamu gücü yürütme tarafından mutlak bir surette kullanılır. Onun önündeki toplumsal baskı araçlarından belki en başında gelen başattır medya. Evet. Şimdi bu iki alan, dolayısıyla bu iki görev, özür diliyorum, ortadan kalkma tehlikesiyle şu anda karşı karşıya. Zaten çok sınırlıydı. Bu tamamen ortadan kalkarsa olan demokrasimize olacak. Olan hızla üçüncü sınıf demokrasilere doğru zaten gidiyoruz. Ama belki duvara çarptığımız yere doğru, duvarın sonuna doğru yani artık varmış olacağız. Burada şu da önemli. Bunun altlığına baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Yani yine ben hukuksal olarak söylüyorum ve dünya ölçeğinde, yani hep gelişmiş demokrasileri kendimize ölçü almak durumundayız. Yani Atatürk'ün bize gösterdiği işte muasır medeniyet seviyesi ve onun üzerine çıkmak ideali şu anda ancak gelişmiş demokrasilerle, üstün hukuk nizamıyla, hukukun üstünlüğünü oluşturmuş yönetimleri örnek alarak olur. Şimdi bunların hepsinde medyanın şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde temel eksiklerden birisi. Örneğin hep söylüyoruz, siyasi etik yasası. Yok. Hala yok. Onun için suistimaller, yolsuzluklar, şunlar bunlar gırla gidiyor. İkincisi, medya etik yasamızda yok. Bence bu sonuca ulaşmamızın nedenlerinden bir tanesi, Türkiye'de maalesef medya patronlarının, yani medya sahiplerinin aynı zamanda farklı iş kollarında sermayedar olarak büyük işler de yapıyor oluşları. Aynen. Şimdi bu bağımsız bir medyanın önündeki en büyük engel. Evrensel anlamda da, çağdaş hukuk anlamında da, demokrasi anlamında da en büyük engel. Bir de çok kolaylıkla etki altına alınabilme şeyini de getiriyor. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz olay. Şimdi Aydın Doğan diyorsunuz ki işte şu kadar milyar lira vergi borçlarına maruz bırakıldı. İşte petrol ofisi üzerinden, farklı şirketler üzerinden şu bu. Şimdi eğer sizin farklı işleriniz varsa, sizin bir büyük bir sermayeye sahipseniz, yani bunu bir iş olarak yapıyorsanız, medya sadece sizin işlerinizden bir tanesi ise, farklı işler üzerinden kurulacak baskıya karşı gelemezsiniz. Gelemiyorsunuz. Çünkü burada bir menfaatler çatışması her zaman medyayı ve o dediğim bağımsız, tarafsız habercilik anlayışını hep öteleyecektir, ikinci şeye atacaktır. Doğru. Bundan dolayı bakın. Zaten bir de tam tersini de söyleyeyim Salim Bey. Zaten hepsini söylemek mümkün, hepsi için söylemek mümkün ama genel olarak böyle olduğunu görüyoruz. Tam tersinden baktığınızda da bazı iş çevrelerinin, iş adamlarının bu medyayı alma nedenleri ne? İşte öbür işte. Onu söyleyeceğim. İkinci boyutu da bu. Ha. Yani bir boyutu, var olan işleriniz varsa bu işlerinizi kaybetme korkusu sizi özgür ve bağımsız habercilik yapmaktan alıkoyduğu gibi iktidarın her türlü baskısına boyun eğmek zorunda bırakır. İkinci bir şeyi de Türkiye'de yine geleneksel olarak baktığımızda maalesef medyaya sahip olmak, yine medya patronları açısından işte büyümek, farklı iş alanlarına girmek, önünün açılması için bir basamak olarak kullanmak üzere hep iştigal konusu olmuş. Ve öyle ola geliyor. Şimdi buradan da hareketle yine ben bu konuda son şeylerimi söyleyeyim. Üç tip medya var bana göre Türkiye'de, ülkemizde. Bir tanesi efendim işte yandaş dediğimiz ya da havuz medyası diye anlamlandırdığımız, tanımladığımız. Bana göre biraz önce anlattığım etik ve işte mesleki kurallar çerçevesinde bir gazetecilikten ya da basın faaliyetinden ziyade AK Parti'nin çok açık bir şekilde adeta işte bir reklam ajansı
efendim halkla ilişkiler bürosu gibi çalışan bir grup. Yekünde tutan bir grup. Şimdi böyle bir medya var. İkinci bir medya grubu tamamen muhalif medya. Bunlar yine az evvel verdiğim bu nitelikler içerisinde saydığım şekilde işte korkusuzca, bağımsız, cesur, sadece haber vermeye ama her koşulda... Başka işlerle de patronlarının ilgilenmediği... Evet evet, her koşulda sadece haber verme çabası içinde olan çok ne güzel ne mutlu ki işte bir tanesini şu anda yayında olduğumuz Halk TV olarak rahatça sayabileceğimiz dediğin gibi patronlarının farklı işleri olmayıp sadece gazetecilik, sadece yayıncılıktan para kazandığı bir medya. İkinci grup. Üçüncü grup bunların ikisinin de dışında olup efendim işte biraz ortada durup daha liberal, biraz demokrat gibi görünüp her iki tarafa da ses vermeye ya da her iki tarafı da kapsamaya çalışan, hitap etmeye çalışan bir orta yol medyası. Şimdi şu son satış hareketiyle bu orta yol medyasının ortadan kalktığını ya da en azından kalkma yolunda olduğunu, bunun da işte birinci grup medyaya doğru evrildiğini, orada toplandığını görüyoruz. Geriye işte %91 toplanmanın ötesinde %10'luk bir muhalif medya kalıyor. Ama bu da iktidar çevreleri için muktedirler açısından yeterli olmuyor. Ona da şu anda göz dikilmiş. O alanda kontrol altına alınmaya çalışılmakta. Nasıl? Efendim işte iki gün evvel, aynı eş zamanlıdır bu satışla. Tam o sırada biliyorsunuz meclisten bir torba yasa ile internet üzerinden yapılacak yazılı ve görsel tüm medya yayınlarının, habercilik yayınlarının BTK ve RTÜK kontrolüne bırakıldığı şeklinde bir yasal düzenleme yapıldı. Şimdi bu da vahim sonuçlar doğurabilecek. Yani o alanı da, muhalif alanı da şu anda RTÜK üzerinden ve BTK üzerinden iktidarın kontrol alanına girdiğini görüyoruz. Yani istediği bir yayını, işte istemediği bir yayına ceza kesmek, durdurmak. Ha, bunun uzak amaçlarından bir tanesinin de, yani buradan da söyleyebilirim, ben öyle bir yorumluyorum. Çok yakında, yani en kötüsü bir sene sonra ama bana göre her an olabilecek, 6-7 ay sonra. Seçim sonuçlarının da yayınlanmasının, biliyorsunuz gece boyu, internet üzerinden yayınlanmasının kontrol altına alınması şeklinde bir amaç taşıdığını da görüyorum. Bu sürpriz değil. Yani bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir yandan bu yasal düzenleme, söylediğim bu internet yasası, efendim işte diğer taraftan yine yaşadığımız bir sürü hukuk ihlallerinin içinde barındığı Cumhuriyet Gazetesi davası, evet. Efendim işte Sözcü, Sözcü'nün patronunun hala işte yurt dışından ülkeye gelemiyor oluşu. Çok yani hukuka aykırı. Bizlerin hepimizin bir... FETÖ'cü ilan edilmesi. FETÖ'cü. Evet. Yani zaten o biraz sonra yine konuşuruz. Türkiye'de iki tane şey var. Eğer iktidarın ya da işte muktedir çevrelerin, etkin çevrelerin tasavvuruna, projeksiyonuna, onun anlayışına aykırı bir şeyler söylüyorsanız ya hainsiniz, ya FETÖ'cüsünüz. Ya ikisi birden. Ya teröristsiniz. Ya da yeni bir şey. Ya teröristsiniz. Ya kökünüz dışarıda. Ya işte bir takım şeylerin, yabancı dış güçlerin oyuncağısınız, ajanısınız, özel görevlisiniz vesaire vesaire vesaire. İşte bunların hukuksal şeyini tabii ayrıca onları da tartışırız. Dolayısıyla ben medyadaki bu daralmayı demokrasi açısından çok tehlikeli ve çok vahim görüyorum. Rekabet Kurumu Kanunu, onu da hatırlatmakta fayda var. Şu az evvel söylediğim amaca aykırı olan, yani o işte tekel yaratmaya, hakim durum yaratmaya yönelik bu alım satımların ihbar edilmesini, ihbar veya şikayet edilmesini her bir bireye yetki ve görev olarak da vermiş durumda. O zaman? Yani onların müracaatı da gerekmiyor. Yani o iki şirketin, efendim biz böyle bir birleşme de yapacağız
demesi de gerekiyor. Bir yurttaş da gidip herhangi bir yurttaş rekabetin korunmasına ilişkin kanun kapsamında efendim ben bu iki hisse devrini, bu satışı şu 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 nedenlerle işte 7. maddeye aykırı buluyorum, gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederim şeklinde rekabet kurumuna başvurabilir. Bu başvurusu incelenmek zorunda. Yani tesadüfen diyelim ki 1 milyon böyle imza geldi. Evet. Mesela. Evet, rekabet kurumu buna işlem yapmak, bunu denetlemek ve sonuçlandırmak durumundadır. Bundan kaçamaz. Evet. Rekabet kurumuna da şu ana kadar pek başvuru yapan yok galiba. Bugün bilmiyoruz. CHP İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş'ın bir başvurusu var. 4, 6 ve 7. maddeleri evet, atıf ederek. Özellikle 7. madde. Özellikle 7. madde çok açık. Hakim durum yaratmaya, var olan hakim durumu güçlendirmeye yönelik diyor. Şimdi burada güçlendirmekten ziyade bir hakim durum yaratma söz konusu. Şimdi bir grup medyanın %70'ine egemen olacak. Ha bakın şunu da söyleyeyim burada. Olay sadece Hürriyet gazetesi değil ya da X gazete değil. Biraz önce yine hani senin de söylediğin gibi Hürriyet gazetesinin ne kadar kan kaybettiği, işte nereden nereye geldiği zaten belli. Ortada. Üzerindeki baskılar belli vesaire vesaire. Bunlar uzun uzun konuşmaya da gerek yok. Ama buradaki tehlike gazetenin hüviyetinden, kendisinden ya da medyadaki o gazete ve televizyonlardan ziyade, bakın bir şey gözden kaçırıyoruz. Aydın, Doğan Aydın grubunun egemen olduğu dağıtım şirketidir. Onu oraya gelecektim, siz geldiniz. En orasıdır. Şimdi dağıtım şirketi de satışa konu. Tabii. Ve bu dağıtım şirketi, biz biliyoruz ki muhalif dediğim az evvelki basın, yazılı basının da dağıtımını yapan şirket. Evet. Bravo. Şimdi ve aynı zamanda Doğan Haber Ajansı. Evet, çok onu diyeceğim. İkincisi de Haber Ajansı. Var. Bugün haber toplamanın neredeyse %70'ini 60'ını Doğan Haber Ajansı yapıyor. Şimdi bu hem haber toplamanın hem haberi iletmenin ve hem haberi dağıtmanın, dağıtmanın aynı evde toplandığı bir ülkenin bir medya yapılanmasının efendim ne kadar demokratik olacağını, ülkenin hukuki ve demokratik gelişiminde ne kadar yer alabileceğini, ne kadar faydalı olabileceğini bütün izleyicilerin takdirine bırakıyorum. Ya onlar düşünsünler. Şimdi evet, onlar geri döneceğiz. Özellikle evet, çok önemli o. Şimdi sevgili Baydur'a dönelim hemen. Ama evet, reklama gireceğiz galiba. Daha var. Yok, 15 daha, dakika. Daha vaktimiz ama bozulacak, insicam bozulacak. 15 dakika mı var? 15 daha dakika fazla mı var? Daha fazla var. Daha fazla var. Merak etmeyin. Gayet. Bir şey kalmadı konuşacak zaten. Hepsinden bahsetti Salim Bey. Yani hepsinden bahsetti. Ama sizin tamam, ben siyasi tarih ve uluslararası. Ben şöyle bir şey ile girmek istiyorum. Bakın bugün Varna'da şey konuşuluyor. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ile. Oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Onu konuşacağız evet, zaten. Evet, onu konuşacağız. Ama orada çok önemli bir şey var. Türkiye geçen yıla kadar yarı özgür ülkeler arasında sayılan bir ülkeydi. Bu yıl özgür olmayan ülkeler ligine düştü. Tabii. Doğru. Tabii. Düştü. Ve bu haliyle Avrupa Birliği ile konuşacağı aslında hiçbir şey yok. Yani maalesef böyle durum. Zaten Avusturya Başbakanı da aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Yani demiş ki müzakere sürecini keselim demiş. Yapacak keselim bir şey yok diyor. Yani burada uyarılar yapılacak ve şey, ama işte böyle tabii, özgür olmayan ülke dediğiniz andan itibaren tabii, akla ilk ne geliyor? Haber alma hakkını tamamen tabii, ihlal tabii, edildi. Tabii ki. Ve basının her türlü yolla medyanın zapturapt altına alındı. O buyurun, zaman şöyle yapayım ben. Hı hı. Biraz ben yani şimdi Salim Bey hukuki yönden bahsetti. Biraz siyasi tarihten hı, ve bunun uluslararası ilişkiler boyutu nedir? Tamam. İsterseniz biraz öyle bahsedeyim ben de. Şimdi bakıldığı zaman bizim basının yani çok geç zamanlarda ortaya çıkmış olmasına rağmen Türkiye'de yani bakıldığı zaman işte bir resmi takvimi vakayı bilmem ne falan tercümanı afal 1860'lar falan. Işte. O yani tabii aslında bir de şey var, ilk 1864'te matbuat kanunu çıkıyor falan. 1867'de kararname-i Ali, Ali Paşa kararnamesi çıkıyor falan. Neyse onlar konumuz değil ama şöyle bir geç olmasına rağmen iyi ve kutsal bir tarafı var. Yani mesela bazı gazeteler, bazı ekoller, bazı adamlarla özdeş. Yani İleri Gazetesi dediğin zaman mesela Celal Nuri geliyor. İşte ne bileyim ben Tanin Gazetesi dediğin zaman Hüseyin Cahit Yalçın geliyor. İşte Akşam Gazetesi dediğin zaman Necmettin Sadak geliyor. Yani Minber dediğin zaman Mustafa Kemal geliyor. Geliyor değil mi buna? Tabii tabii. Bravo. Kendi parasıyla çıkartmıştır onu. Biliyorum. Kendi batmıştır parası, bir de. Tabii kendi parasıyla biliyorum, çıkartmıştır onu. Doğru. Evet. Şimdi mesela Milli Mücadele'de Nadir Nadiye işte Hakimiyeti Milliye kurdu.
durduruluyor falan. Böyle bir o devam ediyor. O Nadir'in gazetesi Cumhuriyet gazetesi oluyor. Oradan oğluna geçiyor. İşte Erol Simavi'nin gazetesi var. Bugün ilk sayısı vardı elimde. Simavi, bir tanesi Twitter'da abi bu gazete değerli midir dedi. Bir yerde. Bir aldım 1948 Hürriyet gazetesinin ilk nüshası. İlk nüshası. O şeyin de Sedat Simavi'nin de şeyi var. Çok değerli bu dedim. Tabii. Gerçekten çok değerli. Tabii. Gerçekten öyle. Evet. Erol Simavi günaydını çıkarttılar bir ara bilirsin mutlaka. Yani Haldun yani Simavi. Haldun Simavi yani Simavi kardeşler. Türk basın camiasına ve hayatına gerçekten unutulmaz izler bırakan şey oldu. Ama şimdi bunun özelliği ne? Bunları böyle magazin gibi saymanın önemi yok. Bunun özelliği şu. Yani işi sadece basın. Vatandaşla devlet arasında bir gönül köprüsü ya da bir sorgulama köprüsü oluşturmak. Ve medyanın hep söylediğiniz gibi yani demokrasinin önemli bir sac ayağı olan bu o zamanlar basın deniyordu, medya denmiyordu. Evet. 1980'lerden sonra medya denir. Evet. Bu basın özgürlüğünün demokrasinin önemli bir sac ayağı olduğu varsayımından yola çıkarak katılımcılık, hesap sorma, çoğulculuk gibi bir takım böyle dinamikleri hayata geçirebilmekti. Fakat şunu işte gözden kaçırmamak lazım. 1980'lerden sonra dünya değişti. Yani biz de mesela Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesiyle beraber yani soğuk savaşın bitişinin aslında ayak sesleridir onlar. 1990'lardan sonra bitti. Farklı bir dünya. Yani Özal iktidara geldiği zaman villalarınızı satın tırnak içerisinde öz sermayenizi ekleyin dediği zaman farklı bir dünya geliyor. İhracataya dayalı yeni bir yani ulusal kalkınma paradigmasının bitişi yani milli kalkınma paradigmasının bitişi ve yabancı sermayeye, ihracata dayalı bir büyüme, ihracata dayalı büyümeyle beraber ithalatın da patlaması. 2000'lere yani kadar da öyle devam etti o süreç. Diyebilir miyiz? Aynen öyle. Evet, evet. Pardon yani. Evet, evet. Tabii. Bir isim aynen takayım, öyle. Bir sıfat takayım. Şimdi, bak, ama şimdi bu da önemli değil. Önemli olan bununla, bu dönemle beraber post-national, transnational governments, transnational companies gibi yani ulus ötesi, ulus aşırı şirketler dünyası başlıyor. Yani bunlar... Bu bizim bildiğimiz klasik ulus devletin egemenlik alanını zorlayan, egemenlik alanını aşan hatta müdahale eden yeni bir paradigmanın ortaya çıkışı. Burada şimdi, da çok önemli bir şeye ihtiyaç var tabii. Tabii aynen öyle. Medyayı. Yani bunun önemi şu. Tezahürlerini nerede görüyoruz? 1980'den sonra kurulan gazetelere bakın. İlk ayak sesleridir onlar. Biraz önce konuşuldu da hani örnek babından sevgili Salim bahsetti. Örnek babından söylüyorum. Mesela Güneş Gazetesi hikayesi vardır. Mehmet Ali gibi bankanın gazetesi. Yani işte daha gazetesi vardı. Turizm şirketi vardı. Tabii. İnşaat şirketi vardı. Aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Başkanı'ydı. Cumhurbaşkanlık kupasında güzel beyaz elbisesiyle girdi Mehmet Ali'miz. Allah selamet versin. Şimdi buna bulaştığınız zaman mesela Aydın Doğan. İşte mesela gazeteyi aldınız ama bunun yanında siz hem finans işi, hem banka işi, hem petrol işi, hem bilmem ne işi yapmaya kalkarsanız o zaman hani derler ya kalemini kır ama şeyini satma. Satma. Sedat Simavi'nin meşhur lafı. Ne derler onu? Kalemini kır, kır ama fakat, satma. Şeyini satma. Ama şimdi burada ne yapıyorsun? Satma ama kirala gibi bir şey oluyor. Elastiki kalem alıyorsun. Evet, yani böyle evet, kiralıyorsun. Tabii tabii kiralıyorsun. Böyle eğilip bükülebiliyor. Yani yarı dönemli kontratlar yapmaya başlıyorsun. Yani benim alanım bu. Ben sana dokunmayacağım. Sen de bana dokunma. Ve o kontratın bir tarihi oluyor. İşler değiştiği zaman kontrat feshediliyor. Bu sefer işler değişmeye başlıyor. Yani ilk şeyi bunun ayak sesleri 1980'den sonra dünyada değişen bu paradigmaya, modele modele koşut olarak Türkiye'de ilk tezahürlerini göstermiştir. Bir şey ama buradan çıkacak sonuç şu. Basını eğer diğerlerinin yaptığı gibi kendiniz böyle halkla devlet arasında bir köprü, bir açık toplu, bir şeffaflık, bir sorgulama, bir demokrasinin bütün nimetlerini yerine getirebilme, kural ve nizamları işletebilme mekanizması olarak görmeyip manipüle etme devleti aracı olarak gördüğünüz andan itibaren iki ucu keskin okum kılıcı gibidir. İki ucu keskin bıçaktır. Döner sizi de vurur. Bakın, vurmuştur şimdi vurdu. Söyleyeceğim. Hayır ben size yardım tabii, olsun diye. Çünkü ben de işin içinden geldiğim için. Tabii tabii. Mesela biliyorum. Ercüment Karacan Abdi İpekçi öldürüldükten sonra bütün onun da adamcağızın kimyası da bozuldu tabii çok müthiş bir şey. Ve gazetesini birkaç sene sonra sattı. Kime sattı? Aydın Doğan'a sattı. Milliyet'e. Tabii tabii. 1984 ya da 85 galiba. Evet. Öyle bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve ondan sonra işte şeyin Aydın Doğan'ın o imparatorluk zamanları. Başladı. Ama asıl 1994'te Hürriyet'i almak. Tabii. Başka bir şey söyleyeceğim. Özal'la birlikte... 12 Eylül'den hemen sonrasında Özal'la birlikte başlayan yeni dönem. O yeni dönemin aslında o zamanlar tek bir televizyonu vardı. O da TRT'ydi. O 10 yılın sonunda
Ne oldu? Magic Box kuruldu. Magic Box kuruldu. Kendi oğlu da işin içinde. Kazıklandı kendi oğlu Uzan tarafından tabii. O da gitti kanal attık. Buyurun ben sadece tabii şöyle bir şey. Çok doğru, evet. Çok doğru. Şimdi burada bir de mesela madem hani siyasi tarihten bir de bahsedelim. Mesela Theodore Peterson'ın bir kuramı vardır. Hani şimdi sosyal sorumluluk projeleri deniyor ya, çok moda, üniversitelerde yapıyorlar. Toplumsal sorumluluk kuramı diye bir şey var. Yine 1956'da da bu kuram. Ama çok hala geçerli bir kuramdır. Yine o zaman adı medya değil. Basının özgür kalarak vatandaşla devlet arasında bir tür sivil toplum kuramı dinamikleriyle hareket etmesi gerektiğini yazar. Onun dışında 1776 Virginia Anayasası, mesela Salim Bey, 1776 Virginia Anayasası'nın önemli maddelerinden bir tanesidir. Ya bundan 250 sene önce diyor ki basın özgürlüğü vazgeçilmez özgürlüklerden bir tanesidir. 1948 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Bunlar hep çatı olduğu için söylüyorum. Basın özgürlüğünü temel olarak niteler. Bizim bütün bu çatılar üzerinden bir anayasa kurulduysa, anayasa olarak da güvence altına alınmış bir şey. Ama diyeceksiniz ki, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerel mahkeme çok takmıyorsa, o zaman yani bu ne işe yaradı diyeceksiniz. Ama böyle bir garabet de var. Şimdi efendim, şimdi bir de şunu zorunda kalıyoruz. Lazım. Bunu önemsiyorum. Hani derler ya meşhur, Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye. Hı hı. 2015 yılında, şimdi ismini zikretmek istemiyorum, bir tane AKP milletvekili Hürriyet gazetesini basmışlardı. Evet. İşte bu magazin olarak ya da böyle bir sabıtayı bir vaka olarak geçiştirilebilir. Ama daha sonra bu şahısla da sohbetimiz oldu bizim. Şöyle bir açıklama yaptı. O milletvekili Mersin'deydi. İl başkanıydı galiba. Mersin'deydi. İl başkanı. Kimsenin... Yok, milletvekili oldu. Milletvekiliydi. Ha. Şimdi şu Mersin'de bir açıklama yaptı olaydan sonra. Şunu önemsediğim için söylüyorum. Kimsenin dokunulmaz dediği bir gazeteye dokunduk biz de. Bak bu önemli. Çok iyi hatırlıyorum. Bu Perşembenin gelişi çarşambadan belli oldu. Neden biliyor musunuz? Şey. Şimdi biraz önce içeride sohbet ediyorduk. Aydın Bey'in çok zor bir dönemde 90'lı yıllarda görev yaptığı zamanlarda bu Doğan medyası kartel medya olarak adlandırılıyor. Hatırlıyor musunuz? Kartel medya izin vermiyor ki. Kartel medya sesimizi duyurmuyor ki. Evet. Kartel medya yine siyaseti organize etmeye, manipüle etmeye çalışıyordu, deniyordu. Kartel medyanın kartlarını elinden alıyoruz demek bu. Evet. Bu onu yani bakın, hukuk revanşist eğilimlerle hareket etmemeli. Eğer revanşist eğilimlerle hareket etmek kalmadı. İçin hukuku alet ederseniz, inanın çok klasik bir değiştir ama gün gelirse de lazım olur. Bu bumerang gibidir diyorsun. Hukuk revanşist oyun oynayacak bir yer değildir. Şimdilik burada bırakayım ben. Doğru. Evet. Şimdi oraya bir iki katkıda bulunayım. Bizim basın ve medya şeyimiz, hikayemiz aslında çok renklidir. Tabii çok renkli. Tabii çok 1980'de, genç olmasına rağmen. Genç renklidir. Olmasına rağmen çok renkli. Çok müthiş polemikleri vardır geçmişte. Şudur budur vesaire. Fakat 1980'lere gelindiğinde Türkiye'nin daha sonra söyleneceği gibi böyle şöyle kalın zincirlerle batıya bağlanması hareketi başladıktan sonra bunu yapabilecek bir aracıya ihtiyaç vardı. Araca ihtiyaç vardı. Neydi o araç? Medya tabii ki. Tabii. Ama hala medya değildi adı. Hala basındı o zaman. Tabii. Fakat basın o güne kadar, ben de içinde bulunduğum için çok iyi biliyorum, sadece basından para kazanan patronların yeriydi. Doğru. İşte onunla beraber değişmeye başladı. Yani gerçek şey oldu yani. Ben, orada bir de gazete artık çok pahalı bir yatırım haline getirildi. Özellikle başkaları da çıkaramasın diye. Yani 1970'lerde ben çok iyi hatırlıyorum. Çocuktum ama Yeni Ortam gazetesini her gün gider şeyden alırdım. Evet. Çünkü Cumhuriyet gene baltalanmıştı. Tabii. Onun yerine Ortam gazetesi. Uğurumcu da orada yazardı. Oradan da çok iyi hatırlıyorum. Tabii. Onu Kemal Bisalman, Allah rahmet eylesin, çok iyi yazarları da toplayarak ama çok ucuza çıkarıyorlardı. Çünkü böyle bir medya, böyle bir görkem falan değildi arkasından ya, koşulan. Bu aslında nasıl yönetmek istediğinizle, yani sizin tabii siyasi tasavvurunuzla ilgili bir olay. Aynen. Şimdi eğer siz demokrasiye hizmet eden, yani sadece hizmet maksadıyla gelip devleti işleten, demokrasinin tüm kurum ve kurallarını uygulayacak bir şeydeyseniz, mentalitedeyseniz, her şeyi ona göre örgütlerseniz. Ama siz, yok efendim ben sadece yöneteceğim, ne olursa olsun doğruyu ben bilirim derseniz, demokrasiyi ötelediğiniz gibi efendim bütün devlet aygıtlarını, bütün bu tarz
kurum ve kuruluşları da ele geçirmeye çalışırsınız. Evet. Nitekim işte bugün yargının hali öyle değil mi? Öyle. Yani bugün her iktidara gelenin öncelikli hedefi yargıyı ele geçirmek. Bugün çünkü yargı üzerinden sistemle çok en kolay yol diyorsunuz. Evet, en kolay sistemi enterne diyorsunuz. Tabii. İstemediklerinizi tasfiye ediyorsunuz. Çok taze bir medyayla bir bağ kurarak medyayla da verebilir miyim bunu? Söyle bitirsen lütfen. Ya medyayla da bunun zaten her türlü psikolojik altlığını yapıyorsunuz. Yani medya elinizdeyse işte biz bunu şey sürecinde yaşadık. Yani meşhur işte Balyoz Ergenekon sürecindeki mağduriyetlerde yaşadık. İçinden geçen birisi olarak yaşadık. Ne yapıyorlardı? Ya hukuku ele geçirmişlerdi. Bugünkü iktidarla işte o günkü ortağı olan FETÖ ya da o günkü adıyla cemaat birlikte kotarıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Evet, hedef biri alıyordu, biri pişiriyordu. Hedef kitleyi belirlemişlerdi. Hedef kitleyi belirlemişlerdi. Hedef nedir? Efendim işte Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever, cumhuriyetçi, kahraman, aydın, geleceğin komuta kademelerini oluşturacak o pırıl pırıl subaylarını ve komutanlarını tasfiye etmek yerine işte bugün anlaşılıyor ki FETÖ'nün ileride Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirip darbeye götürecek o kendi kadrolarını yerleştirmek. Şimdi amaç bu. Bunu neyle yaptı? Bunu öyle kolay kolay yapamazdı. İktidarların istediklerini yapabilmek için elde etmeye çalıştıkları ve ettikleri tek güç vardır hukuk. Çünkü o kadar güçlüdür ki yani çok affedersiniz hani bir şeyi böyle boğayı hani kuyruğundan yakalayıp bir o duvara vurursunuz bir bu duvara vurursunuz. Hukuk sizin o güçtür. Peki, adalet de ama adalet olmaz o zaman. Tabii adalet zaten yok. Şimdi ama adalet böyle kaçar. Bir güçle tarumar edersiniz hukuku ele geçirerek. Orada amaç artık sizin hukukun üstünlüğü onlar... Hukukun şeyi değil, o palyatif, o görüntü, onu böyle reklam olarak, sos olarak sunarsınız ama geride bunu yap. Ve medya, yine sizin kontrolünüzdeki medya bunun kutsar altlığını yapar, meşru zeminini öyle oluşturur, olur. Kamuoyundaki psikolojik şeyi yaratır. Biz bakın o süreçte işte o insanlar gözaltına alındıklarında ya daha polisler baskın yapıp arabalarıyla yani sabahın 5'inde bunları işte sorgu için götürdükleri an onların kanallarından, o günkü FETÖ kanallarından, hükümete yakın kanallardan o zamanki, ya çatır çatır anında eskiden elde edilmiş, işte dinlemelerle oluşturulmuş, şöyle böyle bilmem nere bir seri yayınlar başladı. Aynen. Hayır, hatta ve kamuoyu hazırlanırdı. Ama sonra daha ileri gitti. Mesela daha evi basılmamış adamın evi basılmış olarak ilan edilmeye başladı filan. Ama bugün ne hikmetse hepsi karşımıza. İşte kalıcı yerler yazıldı falan. Evet, ya, kurgularla, algılarla. Ama bugün bir cümle sevgili Sabih. Evet, bir cümle de alayım Mithat Bey'den. Ondan sonra reklama gideceğiz. Şimdi efendim yani hukuki ayağından bahsetti tabii de medya tabii. Yani girdik ya Doğan grubundan medya ayağından. Şimdi çok o kadar taze ki yani herkes bilir. Şöyle oldu böyle oldu diye böyle tarihsel atıf yaparak hatırlatmaya gerek yok. Şimdi haber geldiği zaman hani biz medyanın tarafsızlığından, demokrasinin sesi olmasından, çoğulculuğun bilmem bir ayağı olmasından söz ediyoruz. Haber önce bir geliyor ideolojik yani durduğunuz yere göre, Türkiye'yi ve dünyayı algılamanıza göre, evrene bakışınıza göre, felsefi pozisyonunuza göre önce ona bir gömlek giydiriliyor, ideolojik bir gömlek. Sonra özel haber daireleri kuruluyor, kurgulanıyor haber. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Özel haber dairesi kuruluyor, nasıl kurgularız evet. diye. İşte mesela bu yüzlerce asker, o pırıl pırıl generaller. Yani ben bilmiyordum Deniz Kuvvetleri bu kadar ülkede casus olan bir ülke var mıymış? 400 tane casus çıktı. Casusluk davalarında. Hepsinin o mesela o şey... Hocam bir cümle alayım kapatalım, devam edeceğiz. Televizyona çıktığı zaman her gün hatırlıyorum ben. Evet. FETÖ, FETÖ değil. FETÖ. Ergenekon terör örgütü. Anladık ki kumpasmış, bitiriyorum. Sonra ne oldu? FETÖ. Hain olduğu anlaşılınca FETÖ, doğru. Ama işte bundan sonra bundan ders çıkartmamız lazım. Söylendiği gibi hukuk ihlalleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle dosya getirirse HUTÖ olur. Hukuk terör örgütü olur. HUTÖ olur. Evet, evet. Yani, onlara girelim. Salim Bey programın başında en güzelini söyledi aslında. Çok özetle sevgili izleyiciler. Herkesin de net bir şekilde anlayabileceği şekilde. İşte yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü büyük güç siyasetin hamlesi medyaya oldu. Beşinci gücü de burada ilan edeyim. Evet. Bana göre üniversitelerdir. Onları da ama bir güç daha var işte ki. Hocam da bir üyesi yani o üniversitenin ama bugün geldiği nokta itibariyle efendim üniversitelerin hali de ortada. Evet. Onları da konuşacağız efendim. İkinci bölümde yeniden birlikte olacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonra tekrar buluşacağız.